Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Yüce dinimizin ilk emri neydi? İkra bismi rabbikellezî halak. Peygamber Efendimiz'e ilk gelen vahiy bu idi. İşte ikra, yani oku buyruğu gereğince bir ay boyunca devam eden yaz kampımızda Kur'an-ı Kerim ve temel dini bilgiler dersleri aldınız. Kültür sanat etkinlikleri ve sosyal aktivitelerle kendinizi geliştirme imkanı buldunuz. Kültürel ve tarihi mekanlara düzenlenen gezi programlarıyla yaşadığımız toprakların tarihini, kültürünü, medeniyetini yakından tanıma fırsatını yakalamış oldunuz. Eyüp Sultan Camii'ni ziyaret ettiniz. Mekke'den Medine'ye hicret ettiğinde Peygamberimizi evinde misafir eden Halid bin Zeyd'in ilerleyen yaşına rağmen Peygamberimizin şehri Medine'den kalkıp yine Peygamberimizin لَتُفْتَحَنَّ الْقُسْطَنْتِنِيَّةُ وَلَنِعْمَ الْاَم۪يرُ اَم۪يرُهَا وَلَنِعْمَ الْجَيْشُ ذَٰلِكَ الْجَيْشِ İstanbul mutlaka fetholunacaktır. Onu fetheden komutan ne güzel komutandır. Onun askerleri ne güzel askerlerdir. Müjdesine nail olmak için İstanbul'un fethine katıldığını biliyordunuz ama işte o büyük zatın kabrini ziyaret etme imkanı buldunuz. Evlatlarının, babacığım, kendi ellerinle kendini tehlikeye atma, sen yaşlısın, takat getiremezsin şeklindeki uyarılarını dikkate almayarak, İstanbul'un önlerine kadar gelerek şehit olduğunu, Ebu Eyyub el-Ensari'nin Eyüp Sultan olduğunu müşahede ettiniz. İnsanlığın tek kurtuluşunun barış dini olan İslam'dan geçtiğini, yeryüzüne ahlakınızla, duruşunuzla, inancınızla, çalışkanlığınızla siz göstereceksiniz. Çanakkale şehitliği ziyaretinizde yaşadığınız şehirlerden bu vatanı müdafaa etmek için gelen dedelerinizin kabirlerini gördüğünüzde duygu dolu anlar yaşadınız. Asırlarca bu topraklarda Türk, Kürt, Arap, Acem, ecdadımızın barış ve kardeşlik içerisinde huzurla yaşayarak bu cennet vatanımıza sahip çıktığını yakından gördünüz. Sizler inancı, vatanı, mukaddesatı, değerleri uğruna Çanakkale'den Kahramanmaraş'a, Sakarya'dan Sarıkamış'a, tarihin en büyük destanlarından birini yazan milletimizin yüreğindeki İnancın, mücadele ruhunun, azminin, duasının, umudunun, gelecek heyecanının temsilcisi gençlersiniz. Sizler hayatın ve varoluşun gayesini idrak eden, kendisine, topluma, çevreye ve Rabbine karşı sorumluluklarının farkında olan bütün insanlığın huzur ve güvenini isteyen gençlersiniz. Sizler büyük idealleri olan ama bu ideallerin peşinde koşarken başkalarının haklarını, zerafeti ve saygıyı asla ihmal etmeyen büyük bir ideal ve ahlaka sahip gençlersiniz. Sizler sevgi ve kardeşliği temel değer bilen, güven veren, güvenilen, şiddetin ve anarşinin uzağında, zulmün karşısında, mazlumun yanında, gencin süsü güzel ahlaktır prensibini ilke edinen güzide kardeşlerimizsiniz. Sizler milletimiz için bazen Asım'ın nesli, bazen Büyük Doğu nesli ama her daim bir ahlak ve maneviyat neslisiniz. Tarihten de açıkça görüyoruz ki inancını kaybedenler varlığını da kaybederler. Kültürünü kaybedenler kimliğini de kaybederler. Tarihini kaybedenler hafızasını da, coğrafyasını da kaybederler. Bizler hep beraber yedi kıtaya
ilim, irfan, hikmet, sevgi, muhabbet taşıyan bir tarihin ve medeniyetin çocuklarıyız. Bunun için geleceği inşa edecek nesil olarak sizlerin zihniniz bilgiyle, yüreğiniz inançla dolu olacak, sevgiyle dolu olacak. En büyük hedefiniz öğrendiğiniz her bilgiyi, mesleğiniz her ne olursa olsun insanlara faydalı olmak için kullanacaksınız. İnancı sağlam, vatanına, milletine, ezanına, bayrağına bağlı, cesur, özgüveni yüksek ve güzel ahlak sahibi bir nesil olarak yaşadığınız bölgelerde, nerede, hangi ilde yaşıyor olursanız olunuz, iyiliği, güzelliği, sevgiyi, barışı, huzuru ve kardeşliği yaymak için çalışacağınıza biz canı gönülden inanıyoruz. Zira bizler öyle güzel bir inanca sahibiz ki, yüce dinimiz İslam, dili, ırkı, rengi ne olursa olsun bizi kardeş yapıyor ve bize birbirimizi sevmeyi emrediyor. Her birinizin gözlerine baktığımda dini, vatanı, milleti, devleti için çalışacak, Allah'ın razı olacağı güzel işler yapacak azim ve heyecanı görüyorum. Cennet vatanımızın farklı köşelerini yakından görmek, ilim, irfanla zihin ve gönül dünyamızı aydınlatmak adına katıldığınız bu kamp, birçok tecrübeyi ve heyecanı da size yaşatmış oldu. Farklı şehirler gezdiniz. Oralardaki kardeşlerinizle tanıştınız, kaynaştınız, yeni arkadaşlar edindiniz ve daha birçok güzellikleri beraberce yaşadınız. Yaşadığınız güzellikleri, edindiğiniz dostlukları ilelebet devam ettireceksiniz inşallah. Ülkemiz, milletimiz ve geleceğimiz ile ilgili güzel ve umut dolu hayalleriniz olsun. Hep beraber geleceğin daha iyi olması için daha çok çalışalım. Evlerinize dönüyorsunuz. Ailelerinize, arkadaşlarınıza bizden selam götürün. Allah yardımcınız olsun. Allah sizlere salih amellerle dolu hayırlı bir ömür yaşamayı nasip eylesin. Hepinizi tekrar sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum ve sizleri Allah'a emanet ediyorum. Başkanım. Konuşmalarından dolayı Sayın Diyanet İşleri Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Kürsüden ayrılmadan önce kampa katılan arkadaşlarımızın Sayın Cumhurbaşkanımız için yazdıkları mektupları kendilerine iletmek üzere Sayın Başkanımıza takdim ediyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Mektupla mı doldu? Bu kutunun içi Sayın Cumhurbaşkanımıza yazılan mektuplarla dolu. İnşallah bu şekilde kendisine ulaştıracağım sizler adına. Teşekkür ediyorum.